aman aman, oy aman aman. Geldim geldim. Ay patladı sanki. Geldim. Ebru odama bakmıştık. Ebru mu? Burada öyle birisi yok. Teyze yeme bizi. Burada oturuyor biliyoruz. Bu senin kızının resmi değil mi? Bu. Bu ama adı Ebru değil, Emine. Bana bak, Ebru mu Emine mi ben bilmem. Senin kızın bize tam 10.000 lira borcu var. Ne diyorsunuz siz? Benim kızımın kimseye borcu falan yok. Karıştırıyorsunuz. Tam 15 gün içinde borcunu ödemezse karıştırıyor muyuz? Yoksa çalkalıyor muyuz? Görürsün teyze. 15 gün 10.000 lira. O para ödenmezse olacaklardan biz sorumlu değiliz. Anladın mı? Kapış. Hay Allah'ım ya. Of be, patlayacaktım sıkıntıdan. Sonunda ders bitti. Ben sana diyorum seni eğlendireyim diye. Dinlemiyorsun ki beni. Aman yok kalsın senin eğlence anlayışın şekerim. En son bana seni eğlendireceğim dediğinde ben kendimi maçta bulmuştum. Oysa ki bizim eğlence anlayışımız Etiler, Levent, Bebek, Nişantaşı canım. Ha, bir dahakine az daha dikkat. Abi işte bu yüzden kaybediyorsun hep. Diyorum sana erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten. Ha doğru. Of bir dakika, bırakın şu boş muhabbeti de şimdi ne yapalım onu söyleyin bakalım. Karting'e gidelim. Al işte. Buyurun işte, tam da demek istediğim buydu. Yeni bir kafe açılmış, oraya gidelim mi? Ay evet, ben de duydum. Çok şık bir yermiş. Tamam o zaman, karar verilmiştir. Bakıyorum, saat 2'de hepimiz oradayız. Okey miyiz? Tamam tamam. Ben uyar, olur. Bu arada hepiniz bendensiniz bugün. Olur mu Ebru biz buradayken? Ne demek canım, evet olur gayet de. Her seferinde siz mi yapacaksınız, bu sefer de benden. Görelim bakalım ne kadar şık bir yermiş. E hadi o zaman. Allah'ım biz nasıl kalkacağız bu işin altından? 10.000 lira. Nereden bulurum? Nasıl öderiz biz bu kadar parayı? Ah Emine, ah! Ne o, ne bakıyorsun öyle? Hayırdır, ne bu hal? Gitmedin mi sen hala işe? Otur konuşacağız seninle. İşim var şimdi. Otur konuşacağız dedim. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Emine! Emine çabuk gel yanıma. Ne var söyle. Bugün buraya 2 adam geldi biliyor musun? Adamlar senin onlara borçlu olduğunu söylediler. Ne dedin onlara sen? Yok burada öyle bir deseydin. Niye panikledin? Adamlar aleni tehdit etti bizi. Nasıl yaptın kızım bu borcu? Nasıl ödeyeceğiz? Nereden bulacağız? Hiç mi acımıyorsun bana Emine? Ya yeter ama be. Niye mi yaptın bu kadar borcu? Diğerleri gibi olmak için, ezilmemek için. Ama sen anlamazsın bunu. Çünkü sen ömrün boyunca onun bunun evinde temizlikçilik yaparak ezilmeye mahkum kalmışsın. Ama şunu da bil, ben senin gibi olmayacağım, duydun mu? Senin gibi zavallı olarak yaşayacağıma sefamlı tefecilerin kurbanı olurum, daha iyi. Ben bayılıyor muyum milletin evini temizleyip ağız kokusunu çekmeye? Babasız evlat büyütmek ne demek sen biliyor musun? O beğenmediğin hayatı nasıl kazanıyorum ben ha? Değil mi? Ama nereden bileceksin? Sen anca istersin. Harcamayı bilirsin. Hep aynı edebiyat ya. Bu rutubet kokusu benim artık genzimi yakıyor, sen anlıyor musun? O çantana sokulmuş eski kıyafetlerde, pazardan topladığın o yemek artıklarında hepsinden nefret ediyorum. Yok ama ben bu rezil yaşamın bir parçası olmayacağım. Ya ben bıktım bu sefaletten, anla artık. Ya Allah kahretsin ya. Ya benim diğerlerinden neyim eksik? Emine neler diyorsun sen? Senin kimseden eksiğin yok. Kolay mı o koskoca mektebi burslu okumak? Hiçbiri senin kadar akıllı değil.
Emine yavrum. Ya çek şu yemek kokun ellerin üzerinden be. Ben akıllı olmak istemiyorum. Ben zengin olmak istiyorum. Emine kızım. Emine kızım. Emine. Evet Emine. İsme bakar mısın ya? Milletin annesi gider kızına Aslı koyar, Melisa koyar, Müge koyar. Benim adım Emine. Ne o? Babam efendi Emine türküsünü çok seviyormuş. Bak sen ya. Anne, bana para lazım, bana para ver. Bu ne ya? Ben bakkalı sakız almaya gitmiyorum, tamam mı? Çocuğun eline de vermiyorsun o parayı. Delirtiyorsun artık beni. Anne, bıktım artık senden, anlıyor musun? Ben senden bıktım artık. Yeter. Ya bir kere şu evden huzurla çıkayım. Emine, o bizim son paramızdı. Allah'ım sen akıl fikir ver benim kızıma. Benim bir şekilde bu parayı bulup kızımı bu dertten kurtarmam lazım. Ama nasıl? Nasıl bulacağım ben bu kadar parayı? Of Allah'ım yardım et. Ne yedin be Ozan ya? Vallahi bayağı doydum. Kaçanı bereketler Burcu'm. Afiyet olsun canım. 5 tane daha söyleyeyim mi, yer misin? Yo, 4 tane yetiyor bana ya. Yetiyor mu? Allah'ım ya. Vay, bu yeni mi? Oha, inanmıyorum kızım. 2 gün oldu telefon çıkalı. Hemen ver aldın bakayım mı? Süper sen ya. Sen güneşinden geri kaldığımı ne zaman gördün? Aa. Vallahi senin baba da kıyak adammış ha. Helal ver olsun. Ver bakayım şunu bana. Ya suyun altında da fotoğraf çekiyormuş bunlar. Ya. Öyle bir şeyler yapıyormuş. Kısa film falan da çekiyormuş galiba. Neyse kızlar, o zik açar. Akşam halı saha maçım var. Aa, olur mu hiç öyle şey canım? Daha tatlı ısmarlayacak. Bekle, ben de eve geçeceğim. Beni de bırak. Hadi gel. Akşam unutmayın ha. Yok canım. Tamam. Aa, akşam parti vardı değil mi? Unuttum deme sakın. Yok, unutmadım da. Unutmadım da ne? Ha? Aa, Yusuf. Onu tanıyor musun? Evet, bazı ortak derslere giriyoruz. Yusuf, gel gel. Merhaba. Nasılsın Yusuf? Sen böyle yerlere gelir miydin ya? Hayret. Tanıştırayım bu arada Ebru, Yusuf. Memnun oldum. Ben de. Otursana Yusuf. Bölmeyeyim ben sohbetinizi. Yok, olur mu öyle şey? Biz havadan sudan konuşuyorduk zaten. Havadan sudan, anladım. Ya akşamki partimi konuşuyorduk. Sen de gelirsen çok sevinirim. Çok isterdim ama önümde bir randevum var. Randevu ha? Ama işim erken biterse uğramaya çalışırım. Garson, bakar mısınız? Oo, saat çok geç olmuş, ben kalkayım. Sizi de bırakayım isterseniz. Ay yok, biz biraz daha oturup kalkarız. Akşama bekliyoruz, unutma. Çok memnun oldum, gerçekten. Ben de. Ebru. Ebru. Ha. Bu ne hal? Yusuf'u görünce bir garipleştin. Yok be, üf, saçmalama. İyi birine benziyor. Hem muhabbeti de güzel, o kadar. Diyorsun. İyi, hadi bakalım öyle olsun. Hadi kalkalım bari. Pardon, hesap lütfen. Ne oldu Handan Hanım? Neyiniz var? Yok bir şey Hafize, sen bak işine. Olur mu öyle şey? Anlatın. Belki elden bir şey gelir.
Hafize. İnsanın evinde hiç mi huzur olmaz ya? Evinde ha? Bana bak, ne yaptın sabah aldığın parayı? Harcadım. Kızım o kadar parayı nasıl harcadın? Daha elektrik ödenmedi. Arkadan kira geliyor. Ne aldıysan yarın hepsini geri iade edeceksin. Anladın mı? Harcadım diyorum sana, tamam mı? Hep millet bana yemek ısmarlayacak değil ya. Bu sefer de ben yemek ısmarladım arkadaşlarıma. Afiyetle de yedim senin anlayacağın. Ya sen ne biçim bir insan oldun? Hiç mi acımıyorsun bana? Acımak mı? Ne acıması ya? Hayatımdaki her şeyden, bu evden, bu mahalleden, bu kokuşmuş yaşamdan nefret ediyorum, anlıyor musun? Ya nefret ediyorum. Emine nereye? Cehennemin dibine canım. Eminim orası buradan kat kat daha iyidir. Emine! Çok iyi ya. Uzun zamandır böyle bir partiye gelmemiştim. Çok iyi oldu. Evet, tadına bakmaz mısın? Ne kadar güzel olmuş. Ben yaptım çünkü. Güzel. Elbette yani. Evet. Ay nasıl, eğleniyor muyuz? Çok. Harika. Harika, pasımızı attık valla. Evet, ay bir dakika, kapı çalıyor. Hemen bakıyorum, geliyorum, tamam mı? Tamam, tamam. Tamam. Güzel oldu. Güzel, eğleniyoruz ha. İyi oldu buraya geldik. Bu iyi ya. Biraz daha içer misin? Ay nerede kaldın? Parti başlamıştı. Geldim geldim, tamam. Sonunda gelebildim de. Sen ağladın mı ya? Yok öyle, biraz başım ağrıyor ya, bir şeyim yok. Rafiyamam. İlaç vereyim mi sana? Vallahi iyi olur, biliyor musun? Ay geç geç. Bak ne oldu diye sormayacağım. Ama Sadık arkadaşın Ece hep yanında. Bunu sakın unutma. Biliyorum canım benim, sağ ol. Ah, sağ ol. Hadi kızlar birazcık dans edin ha. Biraz dans etmeye ne dersiniz? Müzik de evet evet. Hadi hadi dans edin. Kimler var? Ay üf, işte bizim grup. He. Seninki gelmedi daha. Kim? Ay seninki işte. İyi de benimki kim? Yusuf. Nereden benimki oluyor? Aman geldim geldim. Hadi 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 biraz yiyelim hadi. Selam. Seninki anne içeride. Ya. Yusuf, sen ne zaman geldin? Şimdi. Sevinmedin mi? Yok, çok sevindim. Ben de. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Ah be kızım. Neden telefonun kapalı? Allah'ım. Sen benim kızıma doğru yolu göster. İyilik ihsan eyle. Onu hatalarından döndür ya Rabbi. Ay. Çok iyi geldin. İyi geceler. Bay bay. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Of. Çok eğlendik. Çok yoruldum. Artık ben de gideyim. Otursaydın. Neyse ben bir kahve yapayım. Çok eğlendim. Her şey için çok sağ ol. Sen de sağ ol. Seninle muhabbet etmek çok güzeldi. Ben seni bir daha ne zaman görebilirim?
ya da nasıl ulaşabilir? İşte böyle. Emine Hanım, hoş geldiniz. Hele şükür evin yolunu bulabildiniz. Kızım, sen beni meraktan öldürmek mi istiyorsun? Öf, anne, gece gece başlama hadi. Çok uykum var, sonra konuşuruz. Kızım, gittiğin yol yol değil. Sonra çok dövünürsün. İyi geceler. İyi geceler ya. İyi geceler. Teşekkür ederim. Tamam, o zaman yarın sabah 9'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ne oldu Handan Hanım? Çok sevinçlisiniz. Tahlillerin olumlu sonuç vermiş Hafize. Çok şükür. Ya. Yoksa vaz mı geçtin? Hayır, olur mu öyle şey? Bu iş hallolacak Allah'ın izniyle. O zaman işini bitirince yarın erkenden burada ol. Ben de oğluma haber vereyim. Oğlum. Müjdemi isterim. Allah'ıma bin şükür. Anne, konuşmayacak mısın benimle? Ya bak, söylediğim sözler için çok pişmanım. Ama ben bu borcun altından kalkamam anne. Ne olursun yardım et bana. Hani böyle köşeye attığın kötü gün altınları falan varsa. Köydeki araziyi satıyorum, alıcı çıktı. Hallolacak o iş, sen merak etme. Yarın sabahtan memlekete gidiyorum. Ay, melek annem benim. Söz veriyorum sana, bir daha böyle bir duruma düşürmeyeceğim seni. Hiç üzmeyeceğim. İnşallah yavrum. Yoksa bir daha altından kalkamayabiliriz. Ay, annem benim. Oh. Çorbana limon sıkayım mı? Oh, vitamin olsun anneme, vitamin. Günaydın benim güzel kızım. Günaydın anneciğim. Hayırdır, erkencisin bu sabah? Aşk olsun. Anneme gitmeden şöyle güzelce bir kahvaltı hazırlayayım dedim. E, fena mı etmişim yani? İyi yapmışsın güzel kızım. Ama ben biraz geç kaldım, otobüsü kaçıracağım. Artık dönüşte bana güzel bir kahvaltı hazırlarsın. Ama şimdi bu kadar hazırladım. Tek başıma mı yiyeceğim? Neyse artık. Bak kızım, sana para bırakıyorum. Ben yokken idare et. Bir şeye ihtiyacın olursa teyzenden iste. Ben en fazla bir haftaya kadar burada olurum. Aman ha, akşam kapıyı kilitlemeden uyuma. Yatmadan önce sobanın ağzını burnunu kapat, şofbeni kontrol et. Tamam anneciğim, sen hiç merak etme. Hadi kızım, ben geç kalmayayım. Tamam annem, iyi git, güzel git, güle güle gel. Çok özleyeceğim seni. Annem benim, annem. Aklın bende kalmasın hiç, tamam mı? Hayırlı yolculuklar annem. Sağ salim git, sağ salim gel. Uy, uy. Allah'ım çok şükür. Oh be.
Yusuf, bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı gelişmesi her şeyin, ben korkuyorum aslında. Güzel sevgilim benim, sakın korkma. Ne yapalım yani hızlı gelişiyor her şey diye, ağırdan mı alalım? Ben çok mutluyum seninle. Ama geçen gün aramadın beni. O gün çok önemli bir gündü benim ve ailem için, söyledim sana. Ya tamam, biliyorum ama böyle sanki nefes alamıyorum sandım. Şu boğazıma bir şey oturdu, yutkunamadım bile. Ebru, Allah'ım iyi ki çıkarmış senin gibi bir meleği karşıma. Niye annenin telefonunu açmıyorsun? Bozmasın şimdi keyfimizi. Ben ararım sonra onu. Aradığında sor bakalım ne zaman müsaitler. Belki tanışmaya götürmek istersin beni. Ya evet. Onlar da çok sevinir ama hani... Şimdilik bunu erteleyelim aşkım, olur mu? Tamam. Sen nasıl istersen aşkım. Kalkalım mı? Kalkalım. Hesap lütfen. Sen ne zaman adam olacaksın? Hoş bulduk kızım. Ne kadar özlemişim ben seni. Ne yaptın? Satıldı mı arazi? Satıldı yavrum, satıldı çok şükür. İyi, hadi ver öyleyse. Neyi? Anne, neyi olacak? Şey, parayı işte. Dur kızım, getireyim. Aman kızım, bu parayı önce o kapıya gelen adamlara, sonra nereye borcum varsa oraya ver. Tamam tamam, sen merak etme, öderim ben. Benim bu araziden niye hiç haberim olmadı? Oo, bana da nenemden kaldıydı, unutmuşum. Sonra değerlenmiş işte. Ha, anladım. Aç mısın kızım? Tarhana çorbasının yanına bulgur pilavı yapmıştım. Yok annem, ben yedim dışarıda, çok teşekkür ederim. Yeme kızım dışarıda, içine ne koydukları belli değil. Tamam anne, merak etme sen. Peki kızım, sen nasıl istersen. Ben yatıyorum, çok yoruldum. Malum yoldan geldim. Tamam anneciğim, yat güzelce, dinlen sen. Allah'ım ya, bir de gelmiş tarhanalı bulgur pilavı diyor. Hıy, hıy. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ım sen kimseye dayanamayacağı yükü vermezsin. Senin vereceğin şifanın dışında şifa yok. Çok şükür sana, onu bize bağışladın. Onu bizden ayırmadın ya Rabbim. Sana binlerce şükürler olsun. Onu bize bağışladın. Amin.
Hayatım, sende bir haller var, hayırdır? Yok bir şeyim, sen kahveni iç. Yok yok, sende bir şeyler var belli. Aşkım, yok bir şey. Bana öyle geldi o zaman. Aşkım benim. Hafizeciğim, artık otur lütfen. Bu evin bir çalışanı değil, bir ferdisin artık. Bunu unutma. Çok sağ olun Handan Hanımcığım. Bilmez miyim? Çok mahcup ediyorsunuz beni. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Yapmazdı Hafize teyze. Sana olan borcumu hayatımın sonuna kadar ödeyemem. Küçükken ne çok severdin beni, değil mi? Sen çok iyi bir insansın. Çok teşekkür ederim sana. Bir şey değil kuzum. Seni bir yere götüreceğim. Nereye? Sürpriz aşkım. Aa, hadi söyle, çok merak ettim ama. Merak etme, çok seveceğim bir yere gideceğiz. Bak şimdi öyle çık bir yere falan gidiyorsak. Sen her halinde güzelsin. Ve ben ileride de yeni uyandığında, hasta olduğunda, hayatında kendini en kötü hissettiğin anlarda bile ben seni hep güzel bulacağım. Canım. Sen de benim canımsın. Hafize Hanım, sana zahmet bir çay koysan, bir de yiyecek bir şeyler hazırlayalım. Aa, hayırdır, misafir mi geliyor? Bizim oğlan kız arkadaşını bizimle tanıştırmaya getiriyor. Keşke söyleseydiniz, börek açsaydım. Doğru düzgün bir şeyler hazırlasaydım. Ay yok, gerek yok Hafize. Şimdiki kızları bilmiyor musun? Hepsi zayıf olacağım derdinde. Bir şey de yemiyorlar. Keşke yeseler ama nerede? Ben bir kek yaparım. Büşra da gelirken kuru pasta almıştı, tuzlu. Onları da koyarız. Tamam, ben hazırlanayım. Şimdi gelirler. Ne güzel telaş. Hadi kalk kalk. Hemen mi? Evet hemen. Seni kaçırıyorum. Kahvemizi içseydik. Boş ver boş ver. İçeriz hadi. Hesap ne olacak? Tamam, ben hallederim. Hadi hadi. Kızım otursana şöyle, fıldır fıldır dolaşıyorsun. Bak biliyorsun. Anne nasıl bir acaba, çok merak ediyorum. Abin yanlış bir tercih yapmaz Büşra'cığım. Anne kek pişti. Dur deli kız, dur dur. Hayatım ben çok heyecanlıyım ya. Heyecanlanma hayatım, güven bana. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Gelin. Berhudaroğlu yavrum. Merhaba, ben Büşra. Merhaba. Bu da benim küçük baş belam Büşra. Aşk olsun abi. Anne yoksa bizi içeri davet etmeyecek misin? Buyurun yavrum, buyurun, buyurun. Demek ailen burada yaşamıyor yavrum. Zor oluyordur senin için. Başlarda biraz zor oluyordu ama sonradan alıştım. Hem dadım çok iyi bakıyor bana, sağ olsun. Filmlerdeki gibi. Kaldı mı öyle işler ya? Nasıl buldun gelin adayını anneciğim? Yusuf. Yalan mıyım? Yoksa beni sevmiyor musun? Oğlum utandırmasana kızcağızı. Çok beğendim Ebru kızımızı. Teşekkür ederim efendim. Gel Hafize gel. Gelinimizle tanıştırayım seni. Ebru, Hafize Hanım. Hafize teyze, ne oldu? Hafize? İyi misin Hafize teyze? Geç otur şöyle. İyiyim yavrum, iyiyim. Başım döndü. Hafize doktor çağıralım mı? Ya da Yusuf hastaneye götürsün seni. Ha? Yok yok, öyle birden yer ayağımdan kaydı sanki. Buyurun çayınızı Ebru Hanım. Thank you.
Arda Hanım, müsaadenizle ben eve gideyim artık. Peki Hafize. İyisin değil mi? İyiyim, çok sağ olun. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Neyse, biz nerede kalmıştık? Gelin adayımızda. Handan Hanım, sizinle ve bir şöyle tanıştığım için çok memnun oldum. Ama daha önceden verdiğim çok önemli bir sözüm vardı. Ben müsaadenizi isteyeceğim. Ne işin var ki bu saatte? Ya daha önceden benim bir şeyim vardı. Bir anda aklıma geldi. Ben çok özür dilerim tekrardan. Kızım, çayını içseydin. Sağ olun, teşekkür ederim. Yusuf bıraksaydı seni. Hiç gerek yok, çok teşekkür ederim. Ebru. Allah Allah. Biraz garip bir kız değil mi anne? Biraz mı? Ebru, ne oldu? Yusuf, ben seni arayacağım. Ebru, ne oldu? Yusuf ya, tamam, ben anlatacağım sana, tamam. Bana baksana sen. Sen her yerde beni rezil etmek zorunda mısın? Bırak kolumu, bırak. Bu nasıl bir şey ya? Sevdiğim adamın evinde annem hizmetçilik yapıyor. Filmlere konu olacak bir hikaye. Bana bak, şş, sana yıktırtmam hayallerimi, anlıyor musun? Sana hayallerimi yıktırtmam. Bıktım Allah'ım ya, bıktım artık ya, bıktım. Çekil yolumdan. Ya bana söyler misin bir dakika, ben ne yapacağım şimdi? Ya ben senden utanıyorum diye tanıştırmaya bile götürmüyorum, sen karşıma çıkıyorsun. Benden utanıyorsun demek. Yok anneciğim, hayır. Seninle çok gurur duyuyorum. Annem bir temizlikçi, bundan daha büyük bir gurur olur mu hiç? Aslında var ya, senden utanmıyorum biliyor musun? Senin şu sefilliğine, zavallına ben acıyorum sadece. Asıl ben senden utanıyorum böyle nankör olduğum için. Allah seni ıslah etsin. Ya senden nefret ediyorum, nefret. Uf! Efendim aşkım. Of, sen misin Ece ya? Aramadı daha. Kızım kesin başında bir şey geldi. Yoksa durup dururken... Mesajlarıma da cevap vermiyor. Yani yarın evine gideceğim. Başka türlü rahat edemeyeceğim çünkü. Tamam canım, ben haber veririm. Hadi öptüm, bay bay. Of, aşkım sen neredesin ya? Aklınca bana kendini acındıracak. Yat yat, böyle öğlene kadar yat sen. Bu keyfi zaten bir tek biz yapamıyoruz nedense. Emine. Niye aramıyorsun beni Yusuf? Ne yaptım ben sana? Acaba annem olduğunu mu anladı? Yok canım, nereden anlayacak? Hiçbir şeyimiz benzemiyor. Of Yusuf, of.
Yusuf! Yusuf ne oldu? Yusuf! Hayatım ne oldu? Merak ettim seni. Neden açmıyorsun telefonlarımı? Aşkım konuşur musun? Ne oldu? Niye susuyorsun? Konuşacak bir şey yok. Ama neden Yusuf? Neden söyler misin lütfen? Çekil önümden. Ya neden? Bir dakika neden böyle yapıyorsun? Ben seni çok seviyorum. Düş yakamdan bitti anlıyor musun? Bitti. Demek hepsi yalanmış ha? Sen de diğerleri gibi yalancıymışsın. Yeter ama bırak kızım beni. Ben mi yalancıyım sen mi acaba? Bu ne demek şimdi? Ne demek sana söyleyeyim. Yalancı olan sensin. Hayatın yalan senin ya. Anladın mı? O gün bana ihtiyacın olur düşüncesiyle peşinden geldi. Keşke gelmeseymiş. Bu iğrençliğine, bu rezilliğine şahit olmasaydım. Yusuf, hiçbir şey bildiğin gibi değil. Ya nasıl peki olaylar? Sen anlatma. Ne oldu? Yalanların mı tükendi? Yeter, daha fazla küçülme gözümde. Sen nasıl bir insansın böyle ya? Anneni inkar ediyorsun. Hele de Hafize Hanım gibi bir kadını. Ne yani? Sen şimdi benim bir temizlikçinin kızı olduğumu bilseydin yine de sevecek miydin? Sen sevgiyi çok parayla ölçmüşsün kızım. Senin duyguların gibi hayatında çalıntı. Benim seninle hiçbir işim olmaz. O hor gördüğün annem değil dediğin kadın Büşra yaşasın diye böbreğini verdi biliyor musun? Bence sen annenden değil kendinden utan Ebru. Yoksa Emine mi demeli? Annem. Annem. Anne. 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 Anneciğim. Anne. 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 Anne ne olursun affet beni. Yavrum Eminem sen mi geldin? Ben geldim anneciğim, ben geldim. Anneciğim ne olursun affet beni anne. Anne. Neden yaptın bunu? Neden verdin böbreğini? Yoksa... Ama ben bu borcun altından kalkamam anne. Ne olursun yardım et bana. Hani böyle köşeye attığın kötü gün altınları falan varsa... Köydeki araziyi satıyorum. Alıcı çıktı. Hallolacak o iş, sen merak etme. Yarın sabahtan memlekete gidiyorum. Ay melek annem benim. Söz veriyorum sana bir daha böyle bir duruma düşürmeyeceğim seni. Hiç üzmeyeceğim. Hmm. İnşallah yavrum. Yoksa bir daha altından kalkamayabiliriz. Ay, annem benim. Benim için yaptın. Benim için kendi sağlığını feda ettin annem. Ben anlayayım Eminem. Senin gözünden bir damla yaşarsın. Benim ciğerim yanar. Yavrum. Anne artık seni hiç üzmeyeceğim. Sana söz veriyorum. Yeter ki senin yol beni hiç bırakma anneciğim. Ne olursun affet beni anne.